Merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlerle Türk müziğinin ses bakımından en geniş, aynı zamanda zarif ve hassas bir enstrümanı olan tamburu tanıyacağız. Tamburun ilk örneklerine Mezopotamya'da rastlanılmış olup 4000 yıllık geçmişi olduğu düşünülmektedir. Tambur çalgısını ilk kez 17. yüzyılda yaşamış ve Türk müziği ses sistemini tambur üzerinde ifade maksadıyla kullanmış olan Dimitri Kantemir'dir. Tamburun gövdesi ahşap dilimlerin yan yana yapıştırılmasıyla elde edilen bir yarım küre biçimindedir ve çapı 35 santim kadardır. Perde bağları eskiden bağırsaktan yapılırdı. Günümüzde Necdet Yaşar dışında hemen hemen bütün tamburiler perdelerini naylon telle bağlamaktadır. Tamburun perde sayısı 45 ila 55 arasında değişir. Günümüzde tambur çalgısına genellikle 7 tel takılmaktadır. Ama 18. ve 19. yüzyıl tamburlarında 8 tel takılarak kullanılmaktadır. Son yıllarda bazı tamburiler 8 telli tamburlar yaptırmaktadır. İzzettin Ökte, Necdet Yaşar, Tamburi Cemil Bey, Mesut Cemil Bey, Refik Fersan, bilinen ünlü tambur üstadlarımızdandır. Evet arkadaşlar, bu hafta sizlerle Türk sanat müziğinin telli ve mızraplı çalgısı olan tambur enstrümanını tanıdık. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.